Geçmiş olsun İlyas. Sağ ol komutan. Senden önce burada bir gardiyan başefendi vardı. Ne oldu ona? Görevden alındı. Ben ona demiştim bu giydiğin elbise sana iki beden büyük diye. Açın kelepçeyi. Hoş geldiniz İlyas Bey. Geçmiş olsun İlyas Bey. İlyas. İlyas, yürü takılma hadi. Takılmamak için durdum zaten. Başefendi. Biz hiçbir işimizi yarım bırakmayız. Ben de sen işini yarım bıraktın diye geldim zaten. Çakal. İlyas, kes sesini, çekil. İlyas. Hücredeydim. Tekrar sahip çıktılar adamlarla. Senin buraya gelmen doğru bir karar değil. Nasıl geri gönderdiler seni anlamadım. İtler azaldığını da anlarsın. O yüzden getirdiysen seninkiler İlyas, burası savaş çıkaracağınız yer değil. Hepiniz zarar görürsünüz. Amacımız kâr olsaydı ticaret yapardık. Cezaevine gelip yatmazdık. Geç bakalım. Abi. Geçmiş olsun. Ercan, Ercan. Senin ne işin var burada Ercan? Şahin Ağa'ya çok ısrar ettim. Zorlattırdım kendime buraya. Millet buradan dışarı çıkmanın peşine düşer. Bizimkiler içeri girmenin peşinde. Yemek hazır reis. Sen önce bir kahve yap da gelelim. Yemek muhabbetin üstüne iyi gider. Emredersin reis. Nasıl oldun reis? Bize bunu yapanı bulup hesabını görünce daha iyi olacağız. Reis, sağ bunu yapan façamın yeğeniymiş. Hücredeydim. Dün kovuşa çıkardılar. Bu itin dayı dedi façalı Haşmet'in kardeşi de ha bu cezaevine yatay. Onların hani kovuş aldılar. Hangi kardeş? Behzat. Bunların hepsi tek bir koğuşta mı kalıyor? İki koğuştalar reis. Ama borularını öttürüyorlar burada. Nasıl peki? Nasıl oluyor da bu dünkü zibidiler bu işi bir şekilde beceriyor? İçeri girenlerin çoğu hırsızlıktan. Bunların iş yaptığı, yaptırdığı, mal alıp mal sattı adamlar. Adamları olmayanlar da burada sahip çıkınca herkes bunların adamı oluyor. Peki bu Behzat koğuşundan dışarı hiç çıkmıyor muymuş? Çıkmıyor reis. Ne güzel. Abisi evinden çıkmaz. Bu koğuşundan çıkmaz. Peki bunları nasıl indireceğiz? Bir hal çaresini düşündünüz mü?
nasıl var ki cihan? Bu cihana sığmaz. Yersiz yursuz cevher benim. Mekana sığmaz.